Vallahi okulların açılması taraftarı değilim. Çünkü koronavirüs çok yaygın durumda şu anda. Çocuklarımızdan da korkuyoruz. Onlar çünkü taşıyıcı. Bence tedbirlerin alınması lazım. Şu durumda yasağın gelmesi lazımdı bence. Gelmiyor. Yani biz de eğitimimizden olduk. Dersleri hep unuttuk. O konuları unuttuk. Sınava hazırlanmamız lazım. Olmuyor. Birebir ders almakla internetten ders almak çok farklı tabii. Ben şahsen okumuyorum ama okuyan küçük bir kardeşim var. Şu an evde internet üzerinden ders çalışıyor. Dersleri okuldakiyle evdeki çalıştığıyla yarı yarıya. Daha da kötü yani. Bence hani kafeler açıkken, AVM'ler açıkken ve diğer sosyal ortamlar açıkken okulların açılmaması saçma olur. Eğitim dediğin yüz yüze olur. Oğlum ders yapıyorsun, yapıyorum. Kızım ders yapıyorsun, yapıyorum. Bana yapıyorum diyor. O diye giriyor. Bakıyorum ha, önünde kitap var, çalışıyor. Ama beni kandırıyor. Çalışmadığını ben de biliyorum. Yani bu ne kadar başarılı olur? Artık o bu işte emeğe geçen bilenlerin işi. Okulların açılması ile ilgili belirsizlik sürüyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani şu anda zaten Kayseri'nin genel saatin programı belli. Hastalık günden güne çoğalıyor. Normalde zaten ben çalışan bir insanım. Yani işe giderken bile tedirgin oluyorum. Şimdi o çocukları tekrar okula götürmek de sıkıntılı olur. Çünkü onlar da bir can. Onlar ne kadar kendini koruyabiliyor? Zaten büyükler kendini yeterince koruyabiliyor mu? O da şüpheli. Küçüklerini koruması da sıkıntılı. O yüzden de biraz daha geç kalması daha iyi benim için. Okullar bu durumda açılması zaten mantıklı değil. Çünkü zaten yaygınlaşıyor. Zaten gerçekleri yansıtmıyor bu verilen vakalar. Bence daha fazla. O yüzden açarlarsa tamamen bir çıkmazın içerisine girmiş oluruz. O yüzden açılmaması herkes için en hayırlısı. Okulların açılmasıyla ilgili yani şu dönemde ben açılmasını düşünmüyorum. Yani herhangi bir tedbir, önlem yok. Çoğu yerde daha maske takmıyorlar. Yani maskeyi kolunda gezdiriyor millet. Onun yani hastalık 900'lerdeyken 800'lere düşmüşken şu an 1600'lere çıktı. Yani bu şeyde ben yani tedbirlerin tam anlamıyla alınması takdirinde açılabilir ama tedbirlerin alacağını da tahmin etmiyorum. Milli Eğitim Bakanı daha iyi bilir. Tehdit daha geçmedi. Şimdi açılsa bir türlü, açılmasa bir türlü. Yani açılsa şimdi yani çocuklara bulaşma riski de var. Yani bilmiyorum, bunlar daha iyi bilir hani. Şimdi aç, yani şimdi açılmaması yani eğitimde zaaf yaratıyor. Vallahi onu artık idareciler düşünürler. Bizim yapabileceğimiz bir şey yoktur yani. Pandemiye göre nasıl davranacaklarını kendileri bilir. Yapacak bir şey yok. Okulların açılması virüsün Türkiye'deki yayılmasına bağlı. Eğer yayılma hızı fazla olursa okulların açılması ertelenir. Yok, istedikleri orana düşerse okullar açılabilir. Ama kesin bir şey yok. Şu anda Kayseri'deki durum belli. Açılma biraz tehlikede. Okulların açılması tabii ki zor bir soru. Okulların açılırsa eğer okullar, çocuklarımız risk altında mı değil mi diye veliler ikilemde kalıyorlar. Benim oğlum alerjik astım hastası. Eğer şu dönemde eğer açılırsa ben gönderemeyeceğim. Vallahi ben açılmasını istiyorum abi. Vallahi gerekli tedbirler alınırsa iyi olur. Çünkü uzaktan eğitimde pek bir şey öğrenmiyoruz. Vallahi iyi olmuyor. Herkes mikrofonunu açıyor, konuşuyor öyle. Hiçbir şey. Neden? Piyasa kötü. Okulların açılacağını zannetmiyorum ben. Uzaktan eğitim nereye kadar? Bence okullara hiç açılmasın yani. Bu gidişat iyi değil yani. Çok korona var. Yani okulların açılmadı bizim için daha iyi. Kendimizi niye ateşe atalım ki yani? Olmadı daha iyi bence. Yani bir süre daha böyle olsun. Böyle bir ay, bir buçuk ay. Birazcık da ortalık düzelsin. Ondan sonra açılsın derim yani. Açılırsa daha iyi olacağını düşünüyorum. Peki korona? Korona zaten her yerde korona var. Okulda daha tek bir olduğunu biliyorum yani. Valla bu dönemde pandemi böyle gidersek açılmaması doğru yani. Uzaktan eğitime gelince adil olur mu o da belli değil. Yani bence bir müddet beklenmesine yanayım yani. Benim torunlar var. Gerçi yani endişeliyiz. Çünkü şu anda salgın yüksek seviyede nüksetmiş durumda. Önlemler yetersiz kalıyor. Vatandaş biraz duyarsız kalıyor. Onun için açılması doğru değil bence bir müddet daha. Şu süreçte okulların açılmasını doğru bulmuyorum. Çünkü şu anda bile vaka sayısı artmakta. İnsanlar tedbirsiz.
Okulda da çocuklar mesafeyi koruyamazlar. Yani çocuklar taşıyıcı rolünde olurlar. Ben doğru bulmuyorum. Vallahi ben ne düşünüyorum bilmiyorum. Devlet ne derse o baba. Vallahi okulların açılması taraftarı değilim. Çünkü koronavirüs çok yaygın durumda şu anda. Çocuklarımızdan da korkuyoruz. Onlar çünkü taşıyıcı. İşte eşimiz var, annemiz var, ailemiz var. Yani şu aşamada ben erken olduğunu düşünüyorum. Ya okulların açılmaması, tedbir alınmazsa tabii ki açılmayacak. Bence tedbirlerin alınması lazım. Şu durumda yasağın gelmesi lazımdı bence. Gelmiyor. Yani biz de eğitimimizden olduk. Dersleri hep unuttuk. O konuları unuttuk. Sınava hazırlanmamız lazım. Olmuyor. Bence açılmaması daha mantıklı. Ya şimdi küçük çocuklara falan maske taktırmak çok zor olacak. Haliyle virüs daha da yayılacak. Açılmaması daha mantıklı bence. Şimdi virüs diye bir salgın var. Dünya genelinde global olarak yayılmış bir durumda. Ama şu var ki yani yazın sıcaklığında bu hastalığın zaten kimseye bulaşma gibi imkanı yok. Bence hani kafeler açıkken, AVM'ler açıkken ve diğer sosyal ortamlar açıkken okulların açılmaması saçma olur. Eğitim dediğin yüz yüze olur. Yani bunu inisiyatife bırakmak işte zaten sınavlarında bu şekilde çoğunlukla kopya çekildiği zaten aşikar ortada. Bence yüzde yapılması daha mantıklı. Hem öğrencilerin okulla arasındaki bağın kopmaması, öğretmen-öğrenci ilişkisinin soğumaması, insanların okula olan öneminin azalmaması için bence şart yani. Yüzde olması daha iyidir. Allah şu anda ben de şaşkınım. Benim de 4'ten okuyan talebem var. Bu çocukların geleceği ne olacak? En başta onu düşünüyorum. Tamam diyorlar internetten ne bileyim CD gönderiyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor diye eğitim veriyorlar. Verecek diyorlar. Ne kadar başarılı olacaklar? Talebeler bu konuda başarılı olamıyor. Yani evde ne kadar çalışsa çalışsın. Yani öğretmenini görecek, sınıfta o ortamı yaşayacak ki bir şeyler öğrensin. Ha bunu yapan talebe var mı? Var. Kendi başına çalışıp üniversiteyi birinciliğiyle kazanan talebelerimiz var. Örnek talebeler var ama genelde nasıl etki yapacak onu bilemiyoruz. Bir de ben şeyi söyleyebilir miyim? Bu pandemi dolayısıyla biliyorsunuz dershaneler olsun şeyler olsun geçen seneden eğitim yılından 3 ay eğitim vermediler. Bu 3 aylık eğitimi bizden İsrail'e talep ettiler, aldılar. Ben bunu bütün bu işlerde uğraşanların hepsinin vicdanına şunu soruyorum. Bu aldıkları para hak mı? Ya da devletin bu yönündeki yasası hak mı, yasa mı? Ben bunu sormak istiyorum. Yani çürümüş artık, bir şeyler çürümüş. Ben buna kanaatine vardım kendimce. Sizce uzaktan eğitim yeterli mi? Şimdi bazı çocuklar için yeterli, bazı çocuklar için yeterli değil. Şimdi evde ne kadar dikkatli çalışabilirler? Hani kendini ne kadar adapte edebilirler derslere? Yeterli değildi bence. Bence olmayacak. Zaten çalışan her türlü çalışıyordu. Çalışmayan da yine çalışmayacak yani. Değişen bir şey olmayacak. Yeterli mi, yetersiz? Yetersiz. Tam anlamıyla değil yani. Her öğrenci okuldaki gibi evde ders çalışmıyor. Ondan dolayı uzaktan eğitim pek yeterli gelmiyor bana göre. EBA'nın pek faydalı olduğunu sanmıyorum yani. Birebir eğitim çok faydalı, iyi ama yani şu şartlarda ne kadar açılır, ne kadar şey olur onu bilemiyorum. Yani sizce uzaktan eğitim yeterli değil? Yeterli değil bence yani. Tam eğitim alamıyorlar. Bazı yere göre yeterli, bazı yere de yetersiz. Çünkü internetin ulaşabileceği illere yeterli, ulaşamayacağı illere de yetersiz. Yetersiz. Hiçbir öğrenci çalışmıyor. Herkes oyun oynuyor. Biraz daha disiplinli olması lazım. Ailelerin de bu işe biraz kendilerinden fedakarlık edip öğrencilerin başında durmaları lazım. Bütün öğrenciler oyun oynuyor bilgisayarda. Uzaktan eğitim yeterli. Milli Eğitim Bakanlığımız çok güzel çalışıyor fakat çocuklarımız televizyonun başına gelip de kendilerini sınıfta hissetmekte zorlanıyorlar. Yok, yetersiz abi. Neden? Vallahi bilmiyorum, okuldaki gibi verim olmuyor. Ve ciddiye alamıyoruz mesela, bilgisayar karşısında yemek yiyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Yetersiz. Neden? Yetersiz. Niçin yetersiz? Bence yetersiz. Bence yeterli ya, uzaktan eğitim. Yani yeterlidir yani, şu an için böyle. Hani ilerleyen zamanlarda dediğim gibi birazcık da hani koronavirüs etkisini kaybeder, o zaman açılması daha uygundur bence. Onu bilemeyeceğim, o beni aşar biraz. Bence yeterli değil. Çocuklar yaklaşık 5-6 aylık süreçtir evdeler. Ders çalışmaktan da sıkıldılar. Kaldı ki onlar da ekran karşısında yani belli bir şeye odaklandırmak kolay değil. Bence yeterli değil. Yeterli değil. Ya o çocuklar evde çalışamıyor ki. Onun için yeterli değil yani bence. Değil.
O da değil. Neden? Ya çünkü mesela benim bir tane oğlum var. Birinci sınıfa başlayacak. Şimdi harfleri öğrenecek. Biz ebeveyn olarak bu konuda yetersiz kalacağız. Orada göreceği işte bir saat, iki saat neyse. Onun da yetersiz olacağını düşünüyorum. Yani eğitimin yüz yüze olması gerektiği inancındayım. Hayır, kesinlikle. Yani yüz yüze olmadan, anlamadığımız şeyi tekrar anlattırmadan hiçbir şey olmayacak. Olmuyor da yani. Bence yeterli değil ama yapacak da bir şey yok. Mecburiyetten kapalı kalması daha mantıklı bence. Neden yeterli değil? Yani birebir ders almakla internetten ders almak çok farklı tabii. Ben şahsen okumuyorum ama okuyan küçük bir kardeşim var. Şu an evde internet üzerinden ders çalışıyor. Dersleri okuldakiyle evdeki çalıştığıyla yarı yarıya. Daha da kötü yani. Ama açılmaması daha mantıklı bence. Açıldığı zaman çünkü çocuklara falan maske taktıramayacaklar. Haliyle daha da sıkıntı olacak. Kesinlikle yeterli değil. Ha, bazı konularda yeterli. Hani her şeyi yüzde vermek zorunda değiliz ama mesela bu proje dersleri oluyor. Yani teorik dersler belki şey verilebilir. Uzaktan eğitimle verilebilir ama proje olsun, laboratuvar ortamı olsun. Bunlar kesinlikle öğrencinin uzak kalmaması gerekiyor. Bu eğitimlerin birebir yüzde görülmesi gerekiyor. Vallahi bence yeterli değil. Ha, başarılı olur mu? Onu da bilmiyorum. Zaman gösterecek. Aha, okullar kapandı geçen sene 3 aydan. Ya benim evde 4 tane talebe var. Doğrusu bir de nasıl dersine iyi baktı. Gitti geldi ilgilendi. Ya adamı o birileri, o da üniversiteye hazırlanan biraz baktı. O birileri okula gidenler hiç çantayı olduğu gibi kapattı. Oğlum ders yapıyor mu? Yapıyorum. Kızım ders yapıyor mu? Yapıyorum. Bana yapıyorum diyor. O diye giriyor. Ha bakayım, ha önünde kitap var, çalışıyor. Ama beni kandırıyor. Çalışmadığını ben de biliyorum. Yani bu ne kadar başarılı olur artık o bu işte emeğe geçen bilenlerin işi. Zannetmiyorum yani o kadar da başarılı olacağını. Yani talebeyi kendi haline bırak. İnan çoğu talebeyi eğer biraz aileleri, velileri, babalar, anneleri üzerinde durmasın. İnan belki de var ya. O ne ya hayat. Sabah kalkıyor, kahvaltı hazır. Öğlen geliyor yemeğe hazır. Akşam geliyor yemeğe hazır. Yatma yeri simsiyah hazır. Çamaşırlar yıkanıyor. Ha, bu değirmenin sinyiyle gelirse gelsin. Adam hiç kafada onu düşünen yok. Yani talebelerde de var bir rahatlık. Şimdi bu da daha iyi rahatlığa bindiriyor çocuklara. Ne kadar girecek? İnternetten, ha oğlum internetten dersine mi girdin? He girdim baba. Ne bileyim internette odada. İnternette her şey var. A da var, Z de var. Yani ben bir veli olarak bunu yani sağlıklı bulmuyorum. Ha bu şu olur. Belki talebeleri sınıfları azaltarak günlük ikişer saat veya üçer saat neyse talebeler böyle devir yaparak gerekirse öğretmenler de bu konuda biraz fedakarlık yapsın. Cumartesi de talebeler varsın. Yani belli bir açığı bu şekilde kapadılar en azından. Yani çocuk da boşa yetişmemiş oldu. Çocuk havadan sınıf geçti. Geçen sene mesela çok şahit oldum. Birinci devre kandesinde zayıf olan talebelerin hepsi geçti. Yani o talebeden sen ne verim alır? Yarın o talebe yetişecek, büyük insan olacak. Belki de devlet kademesine gelecek. Belki de o işte liyakat olmayacak ama liyakatsızlığından geldiği için belki kalemini her şekilde kullanacak.